Peki burada biraz evvel hastaya kanser hastalığı açıklanmalı mı açıklanmamalı dedik. Peki burada doğru olan en yakınlarına yani birincil akrabalarına mı açıklamak yoksa tüm çevresinin de bunu bilmesinin zararları olabilir mi? Bu kişinin kendi sağlığı ve kendi hastalık sürecini kimi ne kadar söylemek istemesiyle alakalı yani kişiye bırakmak lazım. Bazı doktorlar hastanın yakınlarına bu bilgiyi verirler. Hastanın kendisinin hiçbir şeyden haberi yoktur. Bu da yanlıştır. En iyisi hastaya söylemek, hasta hazır olduğu ve hazır hissettiği kişilerle bunu paylaşması. İşteki arkadaşlarına söylemek istemeyebilir ya da komşularıyla bunu paylaşmak istemeyebilir. Bu kişinin tercihiyle çok alakalıdır. Evet. Peki kanser hastalığında duygu durumunu biraz daha isterseniz detaylandıralım. Neler hissediyor hastalar? Ve burada genellikle bu hastalığı yeneceğim, ben bu hastalıktan kurtulacağım diye düşünenler çoğunlukta mıdır? Şimdi yapılan çalışmalarda gerçekten hastalığı yeneceğine inanan, baş etme becerilerini sağlıklı olarak kullanan hastalar stresle daha iyi baş ediyorlar. Ve hastalık sürecinde yaşam kaliteleri çok daha iyi oluyor. Daha detaylı anlatmak gerekirse hastalar tanı aşamasında demiştik demince bir inanmama, bir şok hali. Tedavi aşamasında çok yoğun ve zorlu bir tedavi. Kemoterapiden bahsediyoruz, burada radyoterapiden bahsediyoruz. Yan etkilerini çok ağır yaşıyor hastalar. Tabii kişiden kişiye bu değişir. Kişi eğer bir takım risk faktörleri var. Geçmişte psikiyatrik rahatsızlığı yoksa, sosyal desteği yeterliyse bunlar önemli faktörler. Yaşı, yaş dönemi uygunsa erken ya da geçse kişi çok daha farklı bir baş etme sürecini yaşıyor. Tedavi döneminde süreç uzarken öfkelenebilir, ilişkilerde bozulmalar yaşanabilir. Ailelerin bunu anlayışla karşılaması gerekiyor. Ya hastayı destek almak için yönlendirmesi gerekiyor. Biz hastanemizde hastalığın tanı öncesinde, tanı ve tedavi dönemi ya da tedavi sonrasındaki aşamada hastalara ihtiyaç duydukları psikolojik desteği veriyoruz. Gerek hastalara gerek ailelere. Evet. Gerçekten de etrafımızdan veya yakınlarımızdan da gördüğümüz kadarıyla kanser hastalarında elbette ki çok zorlu bir süreç olduğu için daha stresli ve daha sinirli oldukları da ve mutlaka destek almaları gerektiği de aslında gözlemlenen bir durum.